Peri kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir kasabada peri kızı yaşarmış. Yanakları al al altın kalpli bir kızmış. Hiçbir kimseye bir kötülüğü dokunmazmış. Sarı saçlarıyla, mavi gözleriyle herkesi büyülermiş. Kasabada yaşlılarla tek tek ilgilenirmiş. Onların ne ihtiyacı varsa hepsini yaparmış. Çevredeki tüm çocukları etrafına toplayıp masal okurmuş. Anlayacağımız çok iyi bir kızmış. Günlerden bir gün kasabaya bir aile taşınmış. Bir tane küçük ama şirin bir kızları varmış. Küçük kız dışarı çıktığında etrafına bir sürü çocuk toplanmış. Hepsi teker teker "Hoş geldin!" demişler küçük kıza. Peri kızı bu kalabalığı görünce yanlarına gitmiş. "Niçin hepiniz buraya toplandınız?" diye sormuş. Çocuklar kızı işaret etmişler. Peri kızı "Haydi bakalım masal zamanı!" deyince herkes peri kızının yamacına toplanmış. Peri kızı yine "İşte bu ağacın gölgesinde!" demiş. Herkes ağacın gölgesine gitmiş. Ama sadece yeni gelen kız kalmış. Peri kızı da oraya doğru giderken kız "Peri kızı!" diye bağırmış. Peri kız "Efendim küçük kız!" demiş. Kız peri kıza doğru yaklaşmış. "Peri kız, peri kız, neden bize masal okuyorsun?" diye sormuş. Peri kız da "Size masal okumak içimden geliyor." demiş. Kız hemen ağacın gölgesine gitmiş. Çocuklara masal okurken bir nine yanlarına gelmiş. "Kaç gündür susuzum. Bir damla su ile biraz ekmek verir misiniz?" diye sormuş. Kız hemen bir koşuda her şeyi hazır etmiş. Nineye vermiş. Nine "Teşekkür ederim kızım." demiş. Yola koyulmuş. Meğer nine bir delikanlıymış. Neyse, günlerden bir gün kasabaya bir genç delikanlı gelmiş. O da bütün kasabalılar gibi kızın büyüsüne kapılmış. Kız da delikanlıya gülümsüyormuş. Delikanlı ile kız bu arada tanışmışlar. Peri kızın yardım ettiğine işte bu delikanlıymış. Peri kızı ile bu delikanlı evlenmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar.